Merhabalar. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Gününüz bereketli olsun, çok güzel olsun, hayırlı olsun diyerek bugün yine her zaman olduğu gibi bir sevgili konuğumuzla birlikte ama iki tane birbirinden güzel lezzetle buradayız. Saadet Hanım, Saadet Kekevi bizimle. Önce müsaadenizle bir hoş geldiniz demek istiyorum. Saadet Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Malatya lezzeti. Evet. Ben Malatya'da bulunmuştum. Buradan bütün Malatyalılara sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ben söyleyeyim mi? Söyleyin. Malatya'dan bugün ıspanaklı içli köfte var. Patateslisi de yapılır Malatya'da. Malatya'da neler neler yapılmaz ki birazdan bahsedeceğiz mesela. Fasulye yaprağı dolması, kiraz yaprağı dolması, dut yaprağı dolması, evet. Marul sarması, fındık yaprağından da mı yapılıyor? Nasıl yaprak varsa yeşillik bizde hepsini yaprak sararlar. Yaprak adına ne varsa boşa gitmiyor Malatya'da. Şahane lezzetler var tabii. Gerçekten Malatya yurdumuzun en güzel köşelerinden biri derken ben ne yapacağım? Bir ondan söz etmek istiyorum. Ben de çelenk çöreği yapacağım. Şekliyle, lezzetiyle gerçekten gönülleri fethedecek bir lezzet. Başlayayım mı efendim? Başlayalım. Ben de başlayayım. Tabii müsaadeniz. Ben bir okuyayım tarifimi, malzememi. Sonra sizinle devam edelim. Tamam. Hamur için 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 6,5-7 su bardağı una ihtiyacımız var. 1 paket yaş maya, 1 çorba kaşığı şeker, 1 yumurtanın sarısı, 1 tatlı kasesi, tahin, susam, çörek otu ve yeterince tuza ihtiyacımız var. Malzememiz bu kadar. Hamurumuzun mayalanmasını göstermek için size ılıttığımız sütün içine mutlaka ılık olması lazım sütün. 1 çorba kaşığı şeker ve 1 paket yaş mayayı, kuru maya da olabilir. Kuru maya tercih ediyorsanız 2 çorba kaşığı kuru mayayı veya 1 paket yaş mayayı ufalayarak ilave ettik. Ve kabarmasını bekleyin. 5 dakika sonra zaten kabarttığını göreceksiniz bizim burada kabarttığımız gibi. Süt, ılık süt daha doğrusu şeker ve maya bir arada. Hemen içine 2 bardak süt, onu tekrar etmek istiyorum. 1 su bardağı sıvı yağı ilave ettim. 1 su bardağı diyorum sütün 2 misli olması, yağın yarısı kadar olması, mayanın daha güzel kabarması ve mayalı hamurun daha başarılı olması için bence çok iyi bir oran. Tuzu da sizden alabilir miyim efendim? Ödünç olarak tuzunuzu rica ediyorum. Hamuru şöyle hızlı bir şekilde yoğuruyorum. Hamurun çabuk mayalanması için ılık bir ortamda beklemesi lazım biliyorsunuz. Aceleniz varsa hamur kabını birbirinin içine geçirilmiş 2 tane poşetin içine koyun. Sımsıkı ağzını bağlayın. Üzerini kalın birkaç bezle veya battaniye gibi bir şeyle kapatın. Ya da bunun yerine ısıtılmış ve söndürülmüş fırında bekletin efendim. Ne olacak bekleyince? Tabii ki hamur çabuk mayalanacak ama hamur kabının ağzı kapalı olmak şartıyla. Benim burada hamurum mayalanmış şekilde devam ediyor. Onunla devam edeceğim ama şimdi size pas atmak istiyorum. Tamam. Hadi o zaman Saadet Hanım. Ben de soğanı kavurmakla başlayayım. Tamam. Haydi bakalım. Fırınımız, ocağımız hepsi hazır. Fırınımız ısınıyor. Ocağımız ısınıyor. 4 tane kadar soğan doğrandı. 300 gram kadar margarin, 300 gram kadar da tereyağı koyup kavuruyoruz. Kavuruyorsunuz. Şimdi farklı bir şey yaptık. Ben müsaadenizle Saadet Hanım orada yaparken malzeme listesini okuyuvermek istiyorum. Saadet Hanım'ın ıspanaklı içli köftesi için yarım kilogram kıymaya ihtiyacımız var. 4 tane kuru soğan kullanıyor. 300 gram tereyağı, 300 gram margarin. Aman Allah'ım evet. 600 gram. Evet. Peki. Çünkü yağlı olması lazım yağlı tutması olması için. Lazım. Peki 1 kilogram ıspanak var. 1,5 kilogram unlu bulgur. Nedir unlu bulgur? Unlu köftelik derler bizim orada. Yarmanın yarma, kırık yarma. En incesi. Evet. Tamam. Evet. Yarmanın en incesi tuz, karabiber, pul biber ve domates salçası kullanacak. Şimdi yarmanın en incesini
Hayır, o zaman hem kıymalı hem ıspanaklı mı evet. yapacağız? Hı-hı. Tamam. İki ayrı içli köfte. Hayır. Ispanak ve kıyma da aynısı için. Ha pardon. Hı-hı. Pardon. Birlikte kullanılacak. Birlikte kavuracağım şimdi. Ispanaklı kıymalı bir içli köfte yapılacak. Evet. Peki sadece ıspanaklı da yapıyorlar yörede sadece değil mi? Sadece ıspanaklı da yapıyorlar evet. Sadece ıspanaklı da yapılabilir. Sadece patatesli de yapılabilir. Yani soğan, patates ve evet. salça karışımı evet. içine doldurulabilir. Haşlanmış patates olacak tabii. Taze fasulyeden de yapıyorlar. Birkaç gün önce evet. ben yaptım. Öyle mi? Evet, patatesli yaptım. Kıymalı ve patatesli iki ayrı şekilde yaptık. Çok güzel. Biz de çok seviyoruz içli köfteyi. Ben hamurumu yoğurdum ama tabii hamurun bir miktar mayalanması için belli bir vakte ihtiyacımız var. Onun için ben yoğrulmuş olan, daha doğrusu mayalandırmış olduğumuz diğer hamurla devam edeceğim. Bu arada sevgili konuğumun ne yaptığını da bir kaçırmamak istiyoruz değil mi? Kıymayı bize koydum. Anlatır mısınız? Neyi, tamam. nasıl yaptık? Kıymayla soğanı birleştirdim. Kavuracağım evet. onu iyice. Kavuracağız. Daha sonra salçayı koyacağım. Baharatlarını koyup haşladığım, daha önce haşladığım ve sıktığım ıspanakları ekleyeceğim. Ama ıspanaklar böyle çok haşlanmayacak. Sıcak suya daldırılıp çıkarılıp o kadar. Soğuk suya geçirip sıkılacak. Sadece ıspanak evet. ama. Ispanak. Evet, evet. sadece haşlama da değil de aslında biraz böyle hacmini evet, küçültmüş, küçültmüş oluyoruz. O kadar. Daldırıp çıkarıyoruz sadece. Evet. İçi peki. daha sonradan onun soğumak için donması lazım. Kenara bırakacağız. Kenara ama benim bırakacağız. Daha önce getirdiğim, hazırladığım donmuş olan içi onunla kullanacağız devam burada. Edeceğiz. Evet. Peki. Gayet güzel. Ön hazırlıklarımız olmak zorunda efendim. Çünkü biz burada yarım saatte iki ayrı lezzet yapıyoruz. Onun için ön hazırlıklarımızı da size en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyoruz. Siz orada soğan ve kıymayı kavururken ben de burada ne yaptığımı anlatayım. Mayalanan hamurumuz vardı hani. Demiştik ya hamuru biz yoğurduk ama o hamuru öyle bırakmadık. Mayalanması için beklettik. Hamurun yeterince mayalanıp mayalanmadığını anlamak için şöyle bir testimiz var. Bakın parmağımızı hamura batırdığımızda parmağınızın izi kaybolmadan bir süre kalabiliyor ise şuradaki gibi hamurunuz yeterince mayalanmıştır. Parmağınızın izi hemen kayboluyorsa hamur yeterince mayalanmamış demektir. Şimdi ben hamurumu üçe ayırdık ama her üçünü de tekrar yarıdan bölerek altı beze gibi düşünün bunu. Altı hamuru birlikte şekillendireceğim. Yufka açacağım. Oldukça kalın olacak. Böreklik yufka gibi ince değil. Oldukça kalın yufkalar olacak. Bu arada aklınız karışmasın diye sürekli Saadet Hanım'ı görmek istiyorum. Ben de sizinle birlikte. Biraz ateşi yükseltebilir miyiz? Ateşi yükseltelim efendim. Şöyle yapacağız. Ateşimiz en yüksekte tamam. aslında. Birazcık zamana ihtiyacı tamam. var. Peki o orada kendi halinde kavrulurken burada ne yapacağız? Bir ondan bahsedelim. Hamuru... Şimdi buradaki malzemeyi her yerde bulamayabiliriz. Bunun yerine alternatif olarak ince bulgur kullanabilir miyiz? İnce bulgur çiğ köftelik. Unla birlikte yahut da irmikle beraber kullanılabilir. Kullanılabilir. Evet. Süper. Peki bunu söylediğimiz çok iyi oldu. Eğer bu ince yarmalık buğdayı en incesi ne diyorduk yörede ona? Unlu köftelik diyoruz. Köftelik evet. bulamıyor isek efendim ne yapıyoruz? O zaman da yerine ince bulgur yani çiğ köftelik bulguru ıslattıktan sonra herhalde evet. onu ıslatıyoruz. Biraz un ilave ederek. Olabilir evet. Çiğ köftelik, irmik de konuluyor. İrmik ben de olabilir. Ben irmik koyuyorum evet, mesela. Evet, irmik de olabilir. Peki ben kendi usulümle anlatayım mı? Hani bunu tabii. bulamazsak diye. Hı-hı. Efendim ince bulguru ıslatıyoruz. Ondan sonra içine 1/4 oranında yani atıyorum 4 bardak ince bulgursa 1 bardak irmik oranında düşünün. 1/4 oranında irmik koyuyoruz. Birkaç çorba kaşığı da un koyuyoruz. Böyle kıvamını bulana kadar yoğuruyoruz. Sonra şekillendiriyoruz. Ben de birinci yufkamı açtım. Birazcık daha büyütmek istiyorum. Tahinli bir iç kullanacağım. Bunun yerine
arzu ediyorsanız zeytin ezmesi kullanabilirsiniz. Hani evde yenmeyen zeytinler vardır. Zeytinleri çekirdeklerinden ayırdıktan sonra mutfak robotuna kayıp içine birazcık da sıvı yağ ilave ettikten sonra zeytin ezmesi haline getirip bu yapacağımız çöreğin içinde kullanabilirsiniz. Bir başka alternatif haşhaş olabilir. Ezilmiş haşhaş. Ezilmiş, çekilmiş haşhaş. Afyon, Ödemiş, Merzifon yöresinde, Konya, Akşehir yöresinde çok kullanılır. Ama bazı marketlerde, hatta pek çok markette de artık çekilmiş haşhaş, ezilmiş haşhaş bir başka deyimle olduğunu duyuyorum. Ezilmiş haşhaşı da yağ ile karıştırıp bu çöreğin içinde kullanabilirsiniz. Çöreğin adı niçin çelenk çöreği? Birazdan şeklinin çelenk gibi olduğunu göreceksiniz. Onun için böyle farklı bir ismi var. İkinci yufkamı açıyorum. Bu arada kıymamız soğanla kavruluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz efendim? İyice kavrulduktan sonra işte salçasını koyacağım ama biraz daha zamanı var, bekliyorum. Zaman var. O arada isterseniz hamur kısmını, yani o evet yapabilirim. Unlu bulgur buğday kısmını halledelim, evet. Mi? Ne olur, dersiniz? Olur, tabii yapabilirim. Peki. Tuz koyuyoruz sadece, biraz da suyla sadece beraber tuz. Kıvamı. Soğuk su. Evet, soğuk su. Soğuk su ama... biz bunu ince bulgurla yapsaydık gene mi soğuk su kullanacaktık? O zaman biraz bulgurun şişmesi için ılık su. Değil mi? Ilık su. Sıcağa yakın ılık su. Çünkü ben soğuk suyla yapmıyorum, evet. Eğer ince bulgurla yapıyor isem. Evet. Tabii bugün burada unlu buğday, yani Malatya yöresinde yarmanın en ince hali olan. Bir başka ismi var mıydı efendim? Yerde? Unlu köftelik deriz biz unlu orada. Çünkü bizim orada sarmaların ismi hep köftedir. Hep köfte diye, evet, bahsederiz. Evet, Antep'te de öyle, evet. Bazen köfte deniyor. Bugün bunu kullanıyoruz ama tabii bir alternatif olarak bulamazsanız, elinizin altında yoksa ince bulgurla da yapabilirsiniz. İnce bulgur ile hazırlıyor iseniz şayet, yapmanız gereken çok basit. İnce bulguru sıcağa yakın su ile ıslatın, ılık su ile. Sonra içine 1/4 oranında, göz kararı tabii, böyle ölçüye de gerek yok. 1/4 oranında, yaklaşık çeyreği kadar yani, irmik, hatta yumurta ilave edebilirsiniz daha iyi tutması için. Ve birkaç çorba kaşığı un ilave ederek özlü bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurmanız yeterli içli köftenin dış harcı için. Bu arada ekranlarınızda sosyal medya adresimizi görüyorsunuz. Bize yazmanızı rica ediyoruz, önerileriniz varsa veya işte eleştirileriniz varsa veya yayınımıza katılmak istiyorsanız sizi burada ağırlamaktan zevk duyarız. Biz böyle illa da profesyonel bir aşçı olsun da burada birlikte yemek yapalım diye bir beklenti içinde değiliz. Tam tersine biz burada ev tarzı yemekler yapılsın, yöre yemekleri yapılsın. Hatta böyle anneannelerden, babaannelerden öğrenilmiş eski yemekler varsa, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler varsa onları birlikte yapalım istiyoruz. Ama bunları yaparken mümkün oldukça pratik, her evde yapılabilecek, malzemesi böyle aşırıya kaçılmamış yemekleri hep birlikte paylaşalım istiyoruz. Çünkü bizim mutfağımızda asıl olan israftan kaçınarak lezzetli ve sağlıklı beslenmek. Derken ben üçüncü yufkamı da bir çırpıda açtım. Ama önce bir ikisini kullanacağım. Yani çelenkin oluşabilmesi için iki yufkaya ihtiyacım var aslında. Onu da katlayıp bir kenara koyuyorum. Şimdi de dördüncü yufkamı açıyorum ve bu arada Saadet Hanım'ı da kaçırmıyorum. Saadet Hanımcığım, kıvamına biraz geldi. Azar azar, değil mi? Suyu ilave, evet, ederek azar kıvamlı azar. Bir kıvamını bulmak için. Çok güzel. Çabucak da yaptık maşallah.
Bu arada bizim yapımcımızla Nihal'le Saadet Hanım yayından önce bir hemşe yönetmeniniz affedersiniz bir hemşerilik sohbetiyle efendim kısacık evet, bir zamanda oldu. Kanka oldular. Tabii hemşerilik başka bir şey. Başka bir şey tabii. Gitmesek görmesek de aynı memlekette olunca bir başka oluyor. Evet efendim yani hemşeriyi evet. görünce uzaktan bile tanıyor neredeyse. Aynen öyle yani, anlaşılıyor. Yani siz Nihal'le nasıl bir çabucak bir diyaloğa girip de yönetmenimle, sevgili yönetmenim Nihal'cim. Yani, kendisi de çok sıcakkanlıydı toprağım deyince hemen yaklaştık. Öyle oluyor yani Malatyalılar zaten birbirlerini pek bir kayırıyorlar da evet. sağ olsunlar. Hafif bir haset etmedik desem yalan olmaz. Yok gerçekten etmedik. Yurdumuzun her köşesi bizim. Elbette hemşeriyi görünce başka bir muhabbet duyuyor. O ayrı evet. bir şey de. Malatya gerçekten çok özel bir yer. Mesela Kernek evet, değil mi? Evet. Hala çok duruyor değil mi? O güzel tabii yerler. Ki. Çok güzel. Evet dördüncü yufkamı açtım. Yufka derken yani sakın aman ben bunu yapamam yufka açılıyormuş diye düşünmeyin efendim. Bu oldukça kalın. Hatta iki tane mantı hamurunu üst üste koymuş kalınlığında bir başka deyimle de bıçak sırtı kalınlığında oldukça kalın bir şey. Onun için hiç üzülmeyin. Herkes açabilir. Kimse bir şey kaçırmıyor değil mi efendim? Yani ekranın başındaki sevgili seyircilerimiz kaçırmıyorlar. Gayet güzel gidiyor maşallah diyelim. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Soğan kıymayla kavruluyor. Evet. Şimdi içine salçası gidecek. Sonra da burada gördüğünüz ıspanaklar sadece sıcak suya batırıldı çıkarıldı. O kadar. Efendim ben de şimdi... Alıyorum tahinimi, bolca sürüyorum. Tahinli çöreklerde asıl olan aslında birazcık şeker serpmektir. Ama ben şeker serpmeyeceğim. Siz serpebilirsiniz az miktarda. Çünkü bu tuzlu bir hamur işi. Şeker serperek o tatlı tuzlu arası bir şey olsun istemiyorum. Sadece tahinle yetineceğim. Ama bazı tahinler cinsinden dolayı ya da uzun süre bekledilerse biraz katı olabilir. Eğer sizin elinizdeki tahin birazca katı ise o zaman biraz sıvı yağ ile tahini inceltebilirsiniz. Ben böyle bir şeye gerek duymayacağım bugün. Çünkü benim tahinim inceltilmiş bir tahin. Fazladan yağ ilave etmeyeceğim. Peki zeytin ezmesi kullansaydım ya da haşhaş kullansaydım işte o zaman... Birkaç kaşık içine sıvı yağ ilave etmem gerekiyor idi. Ben biberini ve karabiberini bırakıyorum şimdi. Hem pul biber hem karabiber. Tabii evet. Malatya deyince biraz da acı evet. gelmeli aklımıza. Peki yonca yemeği biliyor musunuz efendim Malatyalılar? Yok duymamıştım. Peki bazıları yapıyorlar. Biraz bahsedelim şimdi Malatya'da. Herkesin bilmediği hangi lezzetler var? Çok lezzet var da ben sizden duymak istiyorum. Vallahi biz kiraz yaprağı köftesi yaparız. Kirazların yapraklarını şimdi toplarız, onlar sararız. Onlar köfte diyor, siz onu sarma anlayın. Evet, sarma. Böyle minicik, hatta serçe parmağından daha ince. Sarma evet. anlayın. Onlar köfte evet. diyorlar. Siz inanmayın, o aslında sarma. Yaprakları haşlarız. Ondan sonra onları tek tek bu hazırladığım için... İçiyle aynı oluyor. Sarıyoruz onları küçük küçük. Sardıktan sonra tencereye diziyoruz. Onu tekrardan kemik suyunda pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Tekrardan kenarda soğan kavuruyoruz. Üzerine. Salça ve yoğurtla beraber. Biraz da bizim orada erik ekşimiz vardır Malatya özel. Evet, erikten bu, yapılır. Biliyorum efendim. Ha, onu koyuyoruz. Yapılır. Üzerine de yoğurtlu sosla yapıp yiyoruz. Tabii bununla yetinmiyorlar. Fasulyenin yaprağı sarılıyor. Evet. Dutların yaprağı sarılıyor. Nihal'cim sen ne zamandır yemiyorsun bu yaprak köftelerini? Çok uzun zamandır yemiyor musun? O zaman inşallah başka bir zamanda bize böyle fasulye, kiraz yaprağı yapacak
Tamam. Sen onu mu seviyorsun en çok? Kiraz yaprak çok güzel oluyormuş. Peki. İnşallah bir başka zaman kiraz yapraklı köfte yapalım burada. İnşallah. 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 Allah nasip ederse inşallah. Evet. Ben şimdi ıspanakları da koydum kıymanın içine. Ama soğan, kıyma iyice suyunu çekti. Salçayı koydunuz. Ondan sonra o hafifçe sıcak suda pörsümüş hale gelen ıspanaklar girdi devreye. Evet. Ben de tahin sürdüğüm ikinci yufkamı yine rulo haline getirdim. Şimdi bir bıçak yardımıyla ortasından kesiyorum uzun ruloyu. Ve birbirine dolandırıyorum. Tabii bu birbirine dolama esnasında tahinli kısım üste doğru geliyor gördüğünüz gibi. Sonra bunu alıyorum, kendi etrafında çeviriyorum ve çelenk haline getiriyorum. Çelenk haline getirmek, efendim şu, üst üste yapıştırmak. Bundan ibaret. Burada yumurta sarısı sürebiliriz, sürmeyebiliriz. Tamamen keyfe keder bir durum. Şimdi ikinci çelengimi yapacağım. Bunun için yine ortadan sonuna kadar, baştan sonuna kadar kesiyorum ruloyu. Kestiğim ruloyu birbirine dolaştırıyorum. Çok iyi kesmeniz lazım. Birbirine sarıyorum daha doğrusu. Saç örgüsü gibi. Sonra her iki boşta kalan ucu simit şeklinde birleştiriyorum ve fırın kabıma alıyorum. Tabii mayalı hamurların çok başarılı olması için bir başka kural da mutlaka oda sıcaklığında bir miktar bekleyip ikinci kez tepsi mayasının gelmesidir. Öyle yaparsanız hamur ikinci kez mayalanacağı için sonuç çok daha güzel olur. Şimdi üçüncü simitimi yapacağım. Çelenk simit de diyebilirsiniz buna. Çelenk çöreği de diyebilirsiniz. Efendim ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ben içi hazırladım. Burada soğumaya bıraktım. Soğumaya bıraktım. Hamurum hazır. Daha önce hazırladığım iç ile isterseniz başlayabilirim. Olur olur tabii. Çok çok iyi olur. Onu demek ki kural efendim neymiş? Soğumaya bırakmakmış. Soğutursak. Evet. Ancak içli köftenin içine konuyor. Yoksa evet. Ne oluyor? Yoksa içli köftelerimiz patlıyor. Patlıyor. Heh. Evet. Çok yaşayın. Siz de. Çok hızlı bir şekilde yapmaya başlıyoruz efendim. Zaten sevgili konu onları bize önceden hazırlamış getirmiş sağ olsun. Ama biz burada canlı canlı bir kere daha yapıyoruz. Ben eldivenlerimi çıkardım çünkü içli köfteyi onlarla açamıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evde yaparken de içli köfteyi kalkıp eldivenle yaptığınızda sonuç hüsran olabilir. Onun için içli köftenin elin kendisiyle, çıplak elle yapılması önemli. Bazı şeyler öyledir efendim. Nerede yaparsanız yapın, eldivenle yapmak sonucu kötü etkiler. Evet, bir iki tanesini hemen bir yapabilir miyiz acaba? Tabii, başlayayım. Hadi o zaman. İçli köftenin önce sanki böyle prova yapar gibi elimize alıp şöyle aşağı yukarı cevizden iri bir şekilde önce onu bir sıkıp bıraktınız.
hazır hale getirdiniz. Evet. Hepsinin ölçüsü aşağı yukarı aynı olsun diye. Aynı olsun diye ve işimizi de kolaylaştırmak için. Elimle de böyle inceltiyorum kalın kalan yerlerini. Şimdi bunu yapamayanlar için bir önerimiz var mı? Ne yapalım? Hiçbir önerim yok. Ben küçüklüğümden beri annemle beraber yapar yapar öğrendim. Şimdi vaktimiz kalırsa ben bukalalık etmiş olmazsam bir içli köfte önerisinde bulunacağım ama önce şu çelenklerimi bir halledeyim istiyorum. Böyle elimi batırıyorum ara sıra kapatmak için. Çok güzel. Bu önemli. Tahininiz koyu ise biraz sıvı yağ ile, ama mutlaka sıvı yağ, su falan değil, onu inceltin, ondan sonra kullanın. Şimdi içlerini dolduruyorsunuz. Evet, oldukça fazla dolduruyoruz içini, böyle bastıra bastıra. Çünkü ıspanaklar haşlanınca içinde eridiği için. Nasıl kapatıyoruz? Böyle. Evet. Peki, daha önce yapılmışlarımız görünüyor zaten. Sonra da bunları haşlayacağız. Evet. Peki efendim. Efendim ben çöreklerime yumurta sarısı sürüyorum. Artık son hali bu gibi, sadece pişecek. Biz ne yapıyoruz orada? Haşlıyor daha, muyuz? Haşlamak için suyumuzu suyumuz koyduk. Hazır. Evet, peki. Kaynayan suya içli köftelerimizi atacağız. Peki, hadi bakalım içli köftelerimizi kaynayan suya. Önceden hazırlanmış olanları hemen kaynayan suya dağılmaması için suya koyduğumuz bir şey var mı? Tuz koyacağız sadece. Tuz koyacağız. Evet. Peki bir öneride bulunacağım demiştim unutmadan. Efendim içli köfte oyamıyor iseniz çok basit. Ne yapın? Efendim Malatyalılar duymasın. Tabii duyacaklar mecburen. İçli köfte hamurundan bir parça alın. İki tane parşömen kağıdı arasında veya direkt merdaneyle biraz inceltin. Ne kadar inceltebildiğiniz kadar inceltin. Sonra büyük ağızlı bardak yardımıyla içli köfte hamurundan yuvarlak parçalar kesin. İçine iç harcını koyun. İki tane yuvarlak parçayı üst üste kapatın. Kenarlarını sımsıkı bastırın ki dağılmasın. Bu şekilde hazırladığınız içli köfteleri ister yuvarlak yuvarlak ister poğaça gibi sadece bir yuvarlağın bir kenarına iç koyup poğaça kapatır gibi kapatın ve haşlayın. İşte size pratik içli köfte. Evet ben yumurtalarımı sürdüm. Şimdi bir de çörek otu serpeceğim. Başlıyoruz. Ne yapmaya? Tabii ki içli suyumuz köfteler kaynadı. Kaynayan suya atılıyor efendim. Bir önerimizi de sunmuştuk hani içli köfte haşlayamayan ne yapar önerisi. Şimdi de tabii asıl usulüne uygun şekilde olan yapılıyor. Ama hani mutfağa yeni girenler için ve içli köfte lezzetini çok sevenler için de böyle minik bir önerimiz oldu. Ben bunları ısıtılmış 190-200 derece ısılı fırına gönderiyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bu arada pişmelerini lazım. Beklerken aslında pişenlerin yukarı doğru çıkması lazım söyleyeceğiz. Evet. Tabii hepsini böyle üst üste değil de tek sıra halinde koydum ama su ısısını kaybetmesin diye kapattım. Kapattık. Tabii kapalı bırakmayacağız. Fokurduyarak taşar başında bekleyeceğiz efendim. Thank you.
efendim, gördüğünüz gibi gayet güzel haşlandılar. Tabii buradaki kokuyu hissedemediğiniz için buradaki biz az önce o içinin, ıspanaklı içinin lezzetine baktık. Gerçekten çok güzel. Yani ıspanağın içindeki o kıyma, soğan, salça, bir de onu dışının o şahane harcıyla birleştirdiğinizde lezzeti düşünün. Lezzet anlatılmaz da sadece ne diyebiliriz? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Harikulade bir lezzet. İşte bunu istiyoruz. Mümkünse efendim bize yazın. Böyle anneanne babaanne lezzetleri, eski lezzetler ama hala böyle süre gelen lezzetler. Arada bir de olsa evde yaptığınız lezzetleri burada yapmak isterseniz bekliyoruz. Bize yazmanız yeterli. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz sık sık ekranda. Derken fırına şöyle bir sadece göz atıyorum. Göz attım. Azıcık daha vakti var. Ne yapıyorduk? Bugün Malatya'ya bir ayrıcalık yaptık adeta. Malatya programı gibi bir şey oldu. Sevgili Malatya, gerçekten sevgilerimizi gönderiyoruz. Benim unutamadığım, çok güzel anılarımın olduğu Türkiye'nin çok güzel köşelerinden biri. Ama Malatya dışında niye Erzurum, Elazığ, Anadolu'nun herhangi bir yeri burada olmasın? Bekliyoruz efendim. Oradaysanız biz de buradayız. Tekrar görüşmek istiyoruz hep birlikte. Hafta sonu biz bu saatte ekranlarınızdayız ama Perşembe günleri de saat 13'te yayınımızın tekrarı var derken bu arada ben bir kitabımı konuğuma hediye etmek istiyorum. Efendim bugünün anısına kabul buyurursanız. Çok teşekkür ederim. Ağız tadıyla iyi günlerde inşallah kullanmanız dileğiyle. İnşallah. Derken ben de fırınıma bir daha baktım. Baktım evet olmuş gibi. Aslında tabii ki bir iki dakikası daha vardı ama hadi biz olmuş gibi diyelim. Efendim çöreklerimiz tombul tombul kızardılar gördüğünüz gibi. O kadar sıcak ki kağıdından bile ayrılmıyor doğru düzgün. Evet. Tabii bunun da mis gibi tahin kokusu birdenbire stüdyoyu sardı. Peki veda etme vakti geldi diyorlar. Sizden dilekleri alalım. Sonra hep birlikte burada olmak çok güzeldi. Çok harika vakitler geçirdim. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Evliyim ben bu arada oğluma, kızıma ve eşime selam söylüyorum. Efendim televizyon aracılığıyla selamlar gitsin tabii. Her zaman yaşanmayan anlar bunlar. Peki biz de buradan bütün yurdumuza sevgi ve selamlarımızı, kucaklar dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin her köşesine, her iline, ilçesine, köyüne, mezrasına, bucağına, her yerine sevgi ve selamlar diyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Ne yaparsak yapalım, ölçülerimize mutlaka dolu dolu sevgi ekleyelim diyerek hoşça kalın diyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.